Selam arkadaşlar. Bugün özellikle birkaç videomun altında özel olarak inceleme isteği yapılan dizilerden bir tanesini inceleyeceğim. Aslında diziyi izleyeli uzun zaman oldu ve incelemesi bayağı gecikti. Çünkü bilen biliyor, kameram bir süre önce bozuktu ve uzun sürede serviste kaldı. O yüzden izlememin üzerinden bayağı geçmiş olmasına rağmen incelemesini ancak çekebildim. Bahsettiğim dizi bir Fransız korku dizisi olan Marianne Netflix Fransa için yapılmış olan bir orijinal yapım. Diziden biraz bahsedecek olursam, dizimizin ana karakteri olan Emma çok ünlü bir korku yazarıdır. Hatta bir karşılaştırma yapacak olursak ülkesinin Stephen King'idir bile diyebiliriz. Yazdığı şeylerse Stephen King'in tekli romanları gibi değil de daha çok Stephen King'in mesela Kara Kule serisi var ya, onun gibi uzun soluklu bir seriden ibaret. Ve bu serinin ana karakteri olan Lizzie isimli karakter cehennemden gelen ve insanların bedenlerini ele geçirerek dünyada yaşamını sürdüren, onlara korkunç şeyler yaptıran Marianne isimli korkunç bir güçle savaşır kitap serisi boyunca. Sonunda son kitabıyla serinin finalini yapan Emma, imza gününe gelen bir çocukluk arkadaşının imza gününde çıkardığı kargaşadan sonra çocukluğunun geçtiği, hatta ilk gençliğinin geçtiği Eldon'a geri dönmek zorunda kalır. Çünkü imza gününe gelen arkadaşı annesinin Marianne olduğunu iddia etmektedir. Kadın kendi dişlerini sökmüştür, kocasını öldürmüştür ve Marianne'in arkadaşına da fiziksel zarar vermektedir ve arkadaşı da annesinin sonunda kendisini de öldüreceğinden korkmaktadır. Ve bu olay ana karakterimiz Emma için de çok önemli, çünkü biz kitapların Emma'nın hayal gücünden ibaret olduğunu düşünüyoruz ama aslında tam olarak öyle değil. Marianne, Emma'nın çocukken ve hatta ilk gençlik dönemlerinde sürekli olarak rüyasında gördüğü bazı şeylerden ortaya çıkmış olan bir karakter. Dizinin birinci sezonunu oluşturan 8 bölümde biz Emma'nın asistanı Camille ile birlikte Eldon'a gitmesi ve Marianne'a karşı verdiği savaşı seyrediyoruz. Emma Marianne'a karşı sadece şunu bilmektedir. Marianne onun rüyalarındadır ve Marianne hakkında yazmaya başladığı andan itibaren rüyalar kesilmiştir. O gece terörleri sona ermiştir ve bu yüzden de Emma sürekli olarak yazmaya devam eder. Hatta Marianne'in hikayesini romanlaştırır ve daha sonra da bunu bir seriye çevirir ve dünya çapında ünlenmiş olan bir korku serisi haline gelir. Ama Emma'nın bilmediği şey, Emma Marianne hakkında yazmaya başladıktan itibaren Marianne onun kabuslarından artık kaybolmuştur. Ama kağıda dökülen Marianne artık hayat bulmuştur ve insanların bedenlerini zapt ederek birilerine zarar vermeye başlamıştır. Bunu keşfeden Emma haliyle ne olduğunu da keşfeder. Kitap serisi sona ermiştir. Yani haliyle Marianne artık daha fazla hayatta kalamayacaktır ve bunun bilincine vardığı için de Emma'yı yazmaya zorlamak için Emma'nın bu hayattaki değer verdiği tek insanlar olan ailesi ve arkadaşlarının olduğu Eldon'da kendini gösterir. Eldon'da olan herkes tehlikededir çünkü Marianne öfke doludur ve Emma yeniden yazmaya başlayana kadar da gazabını saçmaya devam edecektir. Çünkü dizi boyunca defalarca duyduğumuz gibi Marianne asla eli boş geri dönmez. Dizinin karakterlerine gelirsek, tabii ki ilk bahsetmemiz gereken kişi ana karakterimiz olan Emma. Kısa ve simetrik kesimini, şöyle yandan ayrılmış bir tarafı kazınmış şekilde ilginç saçları olan, ukala, aşırı fırlama, sarkastik, her şeyle ve herkesle alay eden, cool görünümlü, havalı bir görüntüsü var ama aslında bunun altında bambaşka biri var. Biz diziyi izledikçe bunun aslında Emma'nın çocukluğundan beri yaşadığı o tüm terörün ve yaşadığı her şeyin, çevresindeki insanların başına gelen her şeyin de etkisiyle içinde bulunduğu durumu ve korkunç anıları bastırmak için takındığı bir maske olduğunu fark ediyoruz. Ayrıca dizi boyunca bencil ve sadece kendini düşünen biri gibi görünen Emma'nın bölümler ilerledikçe aslında hiç de bencil olmadığını ve çevresindeki insanları korumak için çocukluğundan ve gençliğinden beri ne kadar ciddi fedakarlıklar yaptığını da görüyoruz. Emma karakterini de Fransız oyuncu Victoria Debois canlandırıyor ki biz onu daha önce Call Me By Your Name'de izledik. Önemli karakterlerden bir diğeri Emma'nın asistanı olan Camille ki dizide bizim en çok gördüğümüz kişilerden bir tanesi o. Gözlüklü, böyle nerd görünüşlü, içinde kapanık görünen, her söylenene itaat edecek görüntüde biri gibi görünüyor. Olsa da aslında bölümler ilerledikçe onun da güçlü bir karakteri olduğunu, iş bitiren bir insan olabildiğini görüyoruz. Yani bir noktada dizi boyunca da Emma'yı toparlayan kişi Camille diyebiliriz. Ve elbette bahsetmek zorunda olduğum en önemli kişilerden bir tanesi de bence dizi boyunca oyunculuğuna hayran bırakan Muriel Hurstmeyer. Kendisi Madame Bugeron'u canlandırıyor. Yani Emma'nın arkadaşının Marianne olduğunu iddia eden annesi. Dizide çok uzun süre Marianne tarafından konak olarak kullanılan bir karakter bu. Çok ilginç, çok ürkütücü ve ciddi
sorunları olan bir karakter. Tabii ki ürkütücü ve korkutucu, sorunlu biri olmasının altında yatan sebep Maria'nın konağı olması. Karaktere hayat veren oyuncu inanılmaz bir iş çıkarmış. Benim bugüne kadar izlediğim en başarılı Possessed, yani bedeni bir güç tarafından ele geçirilmiş karakter oyunculuğundan bir tanesiydi. Muazzam bir oyunculuğu vardı. Sakin sakin konuşup birden delirdiği ya da daha kötüsü durup dururken birden ağzı kulaklarına varasıncaya kadar açılan çok geniş ve ürkütücü gülümsemesi kesinlikle çok ürkütücüydü. Tüyler ürpertici bir karakter yaratılmış. Çok başarılı bir oyunculukta hayran kaldım. Emma'nın arkadaş tayfasını izlemek çok keyifliydi ki diziye onlar dahil olduktan sonra dizinin dinamiği de bayağı arttı diyebilirim. Bu arada dizinin en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi çoğu dizide beni rahatsız eden şeyin bu dizide olmamasıydı. Yani mesela bazı dizilerde bir soru atılır ve o sorunun cevabı sizi kemirir, bölümler bölümler geçer. Hatta bazen sezon finaline kadar o sorunun yanıtını göremezsiniz. Ama Marianne'de öyle değildi. Mesela ortaya bir soru işareti olarak atılan bir şeyin cevabını bir bölüm ya da en fazla iki bölüm sonra alabildik. Bizde dizide Emma'nın geçmişinde olan bazı garip şeylerden bahsediliyor ve muhtemelen herhangi bir dizi olsa 8 bölümlük bir dizinin 8. bölümüne kadar bize merak ettirip 8. bölümde aslında Emma'nın neler yaşadığını gösterirlerdi. Bununla birlikte 5. bölümde tamamen Emma'nın ne yaşadığını anlatan ve buna adanmış olan bir bölüm vardı. Bu benim çok hoşuma gitti. Yine mesela dizinin zaten isim annesi de olan Marianne sürekli hani dizide geçen bir karakter ve kim bu Marianne, nereden çıkmış gibi sorularımız oluyor. Dizi asla bu soruları açık bir şekilde bırakmıyor. Hepsine yanıt veriyor. Marianne kimdir? Marianne nereden çıkmıştır? Neden böyle olmuştur? Nereden geliyor? Hepsini bize bütün bölümlerde anlatıyor. Ve kafamızda Marianne'a dair herhangi bir soru işareti bırakmıyor. Ve benim dizinin en çok sevdiğim özelliği dizinin bir kitap gibi ilerliyor olması. Yani dizinin zaten belirli bir hikayesi var. Nedir? Bir kitap serisi var. Ve bu kitap serisinin karakteri Marianne. Ve biz bu kitap serisinin nasıl ortaya çıktığını, ana karakterini öğreniyoruz. Aynı zamanda bu dizi de bir kitap gibi ilerliyor. Yani mesela sahneler, sekanslar arasında sayfa çevirme efektleri görüyoruz. Kitapta nasıl farklı bir temaya geçtiğimiz zaman farklı bir bölüme geçeriz ve işte bölüm 1 falanca, bölüm 2 filanca gibi bölümlere ayrılır kitaplar. Sahneler arasındaki geçişlerde böyle şeyler var. Bir kitap sayfasına dönüyor mesela bölüm 1 Karolin ya da bölüm 2 Elden yazıyor bir kitap sayfasında ve sonra sayfa çevriliyor ve devam ediyor dizi gibi. Haliyle diziyi izlerken sanki kitabını okuyormuş ve bir yandan da gözünüzde canlandırıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Hatta yine böyle bir kitap etkisi veren çok güzel de bir jeneriği var. Diziye başlayacak olanlar ilk bölümde jeneriği baştan sona kadar seyretsinler. Bence bir şans versinler. Zaten çok da kısa bir jeneriği var. Dizinin kullanılan teknikleri, çekim teknikleri bayağı hoşuma gitti. Mesela deniz kenarındaki bir sahil kasabasında geçti düşünülürse bütün manzarayı, ormanlık alanları, denizi, sahili ve deniz feneri var mesela kasabada bir tane. Deniz fenerini çok güzel kullanmışlar. Sinematografik açıdan çok güzeldi. Bununla birlikte kurgusal anlamda da diziyi çok beğendim. Mesela sahne geçişleri çok güzel, kurgusal bağlamalar çok güzel. Sahnelerin birbirine bağlanması, aktarımları çok başarılı. Aynı zamanda müzikleri de çok iyiydi. Mesela özellikle piyano ve yaylılar çok fazla kullanılmıştı. Efektle korkutma olayını hiç sevmem ama bununla birlikte bu dizide müzik o kadar güzel kullanılmıştı ki piyanonun mesela yavaş yavaş usul usul geldiği ve birden yaylıların tırmanmaya başladığı yerde tamam işte şimdi korkunç bir şey olacak deyip yani sadece müzikleriyle bile sizi ürkütebiliyor dizi. Dediğim gibi dizi 8 bölümlük bir sezonla yayınlandı ve dizinin son bölümü bütün olay tamamlanmış şekilde bitti. 8. bölüm sonunda bu dizi final yaptı diyebiliriz. Çünkü dizinin başından itibaren bir hedef vardı ve konulan hedef başarıyla tamamlandı diyebiliriz. Bununla birlikte sonunda küçük bir twist göstererek bize olası bir ikinci sezonun gelebileceğini gösterdiler. Ama bu diziyi bir sezon olarak izlerseniz de bu dizi bittiğinde şimdi ikinci sezonu gelmezse ne yapacağım? İşte bu her şey yarım kaldı diyeceğiniz bir şekilde de bitirmediler. Yani tek sezonluk sadece sonunda böyle açık kapı bırakılan, sonu muallakta bırakılan filmler olur ya onun gibi bir şekilde bırakıldı. Bunun sebebi aslında şu. Çünkü dizi 3 sezon olarak planlanmıştı ve bu sebepten dolayı da açıkçası böyle bir açık kapı bıraktılar. Ama Netflix Fransa 1. sezondan sonra diziyi iptal etti. Bu yüzden 2. sezonu gelmeyecek. Ama dediğim gibi bu dizi yarıda bırakılmış bir dizi şeklinde bitmedi. Bu dizi iptal edilmiş. Ben bunu izlemeyeyim. Bir sezonunu izleyip ortada kalacağım diye düşünmeyin o yüzden. Tamamen kurgusal bazda düzgün başlayan ve düzgün finalini yapan bir sezon olmuş. Mini dizi olarak izleyebilirsiniz 8 bölümlük. American Horror Story'nin bir sezonu gibi düşünebilirsiniz hatta. 2. sezonda, 3. sezonda biliyorsunuz birbirinden bağımsız ilerliyor. Onu
Onun gibi düşünebilirsiniz. Tek sezonluk bir korku dizisi ya da yine Netflix'in tek sezonluk bir korku dizisi olan The Haunting of the Hill House gibi düşünebilirsiniz. Onun ikinci sezonu gelecek evet ama birinci sezonundan bağımsız yeni bir hikaye anlatacak. American Horror Story gibi. Bu arada The Haunting of the Hill House da ne ben onu bilmiyorum diyorsanız da Tepedeki Evin hem kitabını hem çok eskilerden yapılmış olan filmini hem de Netflix'teki Muhteşem Odası dizisini de incelediğim bir video var. Onu da şuralara bir yere bırakıyorum. Merak edenler bir göz atsın. Kesinlikle korku dizilerinden hoşlanıyorsanız bir Marianne'i, iki The Haunting of the Hill House'ı kesinlikle izlemelisiniz. Marianne hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle Netflix dizi incelemeleri yaptığım videoların altına bol bol Marianne incelemesi de istediğinizi yazdınız. Ben de videoyu çektim. Yani aranızda dizi izleyenleriniz olduğunu biliyorum hali hazırda. Onların yorumlarını bekliyorum. İzlemeyenler ve bu videodan sonra izlemeye karar verenler olduysa da lütfen onlar da izledikten sonra yorumlarını bıraksınlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada incelememi istediğiniz başka diziler varsa onları da yazmayı unutmayın. Görüyorsunuz, siz istiyorsunuz, ben izliyorum, çekiyorum. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.